Peki yaylara ne diyoruz? Sevgili yay, senin için de güzel bir hafta. Görüyorsun 5 yıldız her şeyin. Çok güzel bir haftaya girdin. O zaman şöyle geniş geniş dinleyelim. Sevgili yaylar, bu hafta sizi ne bekliyor? Aşk hayatları, iş hayatları, sağlıkları. Anlat Nuraycığım, uzun uzun ve de güzel Şimdi şeyler söyle hep. tabii söyleyeyim. Zaten güzel. Canımsın benim, çok güzel. Güzel Şimdi şeyler söyle. her konuda planlı olmanız gereken bir hafta. İş hayatınızda her şey istediğiniz gibi olacak ve sonuçlanacak. İnşallah. Hiçbir şey için hırs yapmayın. Şimdi azim, çalışkanlık ve coşku insanı beklediğinden, istediğinden daha çabuk sonuca ulaştırır. Ama hırs, ihtiras ne isteğinizi elde etmenize neden olur, ne de arzu ettiğiniz hiçbir şeyi hayatınıza çekmenize neden olabilir. Her şeyiniz 5 yıldız. Ama hiçbir şey için hırs yapmayın diye gökyüzü sizi uyarıyor. Çünkü hırslı insanlar dünyalarını başına yıkarlar. O yüzden siz yay olarak ne olur bu hafta eğer hırslı duygularla uyandıysanız bu sabah uykudan bize de yazın. Ne olur hiçbir konuda, hiçbir hususta hırs yapmamaya özen gösterin. Aynı zamanda bir yay burcu olarak Mars'ın oluşturacağı kombinasyonla birlikte dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi sizin iç huzurunuz, işinizde yükselmenizi, ilerlemenizi. Bazı arkadaşlarınız hazmedemeyebilir, kıskanabilir, olabilir. Siz nasıl ki insanları takdir eden bir enerjiye sahipseniz, herkes sizin gibi olmayabilir, davranmayabilir. Çarşamba günü Mars'ın balık burcuna geçmesiyle aile ve ev konularında tartışan insanların, gergin ve gerilimli davranan kişilerin sakin olması için olumlu davranışlar içerisinde olacaksınız. Bu olumlu davranışlar içerisinde olmanız ve davranmanız çevrenizdeki gergin kişilerin bile huzur bulmasına olumlu yönde etki edecek ve neden olacak. 5 yıldızlarınızın 1'e inmesini istemiyorsanız çarşamba perşembe günü maddi konularda kendinize verdiğiniz öz değeri tekrar gözden geçirin. Birileri sizden borç para isteyebilir. Bu dönemde gerçekten ihtiyacı olana yardımcı olun. Gerçekten siz desteklediğinizde kalkınabilecek kişiye destek olun ve yardım edin. Ama sıkıntıya gireceğinizi düşünüyorsanız sizden borç isteyen kişilere araştırma yapmadan borç vermeyin, tedbirli olun. Yoksa kendinizi bugün için olmasa bile ileriki günlerde maddi sıkıntılara sokabilirsiniz. Bak her şey 5 yıldız. Ama o 5 yıldızı para konusunda 1 yıldıza indirmek istemiyorlarsa birine iyilik yapacaksa araştırsın. Birine ekonomik anlamda destek olacaksa araştırma yapsın. Lütfen tedbirli ve dikkatli olun. İş hayatınızda her şey onun dışında istediğiniz gibi olacak ve aynı zamanda kendinizi her konuda yaşam enerjisi olarak da yükseltmek isteyeceğiniz bir haftadasınız. Daha çok her şeyi elde etmek için de yükselen enerjinize kendi bedeninizle yetişemez halde olacaksınız. Siz siz olun, kati surette hırs yapmayın. Bir de parasal konularla ilgili alacağınız haberler sizi sevindirecek. Örneğin yarım kalan, askıda kalan, sonuca varmayan, bir türlü elde edemediğiniz beklentileriniz varsa bunları da gayet güzel bir şekilde haftanın ikinci, üçüncü günüyle birlikte elde edeceksiniz. Hayatınızda kimse yoksa eski ilişkiniz ile tekrar görüşmeniz gündem konusu olabilir. Eğer bir kırgınlığınız yoksa, eğer bir nefretiniz yoksa, eğer eskiden geri gelecek kişi dön bak gör bak sana neler edeyim gibi bir hırslı tutumunuz yoksa, aşkı tazelemek istiyorsanız yaptığı hataların farkında olup halis bir niyetle kıymetinizi anlayarak size geri dönüyorsa o şansı verin. Ama öç almak için dönecekseniz öç alınan kişi olursunuz benden söylemesi. Hani vardır ya bir geri gelsin de ona haddini bildireyim. Bunu birçok kişi kadın olsun erkek olsun yapabiliyor. Ne olur hırslı davranmayın. Kimseden öcü almayın ama gerçekten kişi halis bir niyetle döndüğünü içinizde hissedebiliyorsanız, hatalarını anladıysa, aşkınız bitmediyse, öfkeniz ve nefretiniz yoksa geri dönene o şansı verin.
aşkı tazeleyebileceğiniz bir haftadasınız. İnşallah. Güzel bir hafta olsun. Bu hafta spotum sizlere. Hırslı olmayın ve hırslı davranmayın. Hayatın her alanında hırsla her alanında. Kalkan zararlı oturuyor. Kesinlikle. Hiç fazla kesinlikle. Hırsa gerek yok. Hırslı olma sevgili yay. Peki ve oğlak. Hırslı davranma. Oğlak kadını yengeç erkeğinden ne bekler? Her türlü çok hizmeti düşündüm. Bekler. Şimdi ne söylesem diye. Hadi. diye. Hizmet bekler. Oğlak erkekleri genelde geyşe ve hizmetçi ruhlu kadınlarla mutlu olabilirler. Yengeçlerde de bu hizmet yeterince olduğu için elde edene kadar her şeyini gösterir. Sonra da oğlağı hizmetçi yapar. Öyle mi? Tabii onun için diye düşündüm. Peki diğer soru gelsin. Kova kadını. Sizi çok seviyorum demiş. İzmir'den sevgili Berna. Para mı yoksa aşk mı kova kadını mutlu eder? Kova kadını entelektüel bir kadındır. Tutkuyla yaşar. Aşkla yaşar. Yani bilgisi de çok önemlidir ama aşık olduğu anda inanılmaz tutkuyla yaşar. Çok zor aşık olur. Ve çok dokunsal bir kadındır. Hiçbir cool cool gezinir ortalarda. Aslında tutku ve aşk kadınıdır. Nur abla demiş yengeç kadınıyım. Terazi erkeği bahtıma çıktı. Bir terazi erkeğiyle tanıştım. Yengeç kadını için terazi erkeği şans mı şanssızlık mı? Ay surata bak. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. İnanın bana ne terazi tanıdığım var, arkadaşım var, ne ahbabım var. Bir sürü danışanım var. Eğer bir terazi erkeğiyle birlikteyseniz onun sürekli çanağı yön değiştirir. Onun çanağına göre ayarlamanız lazım kendinizi. Frekans değiştiren bir adamdır. Çok zor bir erkektir terazi erkeği. Ben bildiğim bilgiyi doğruca söylemeliyim. Tabii ki iyi insanlar. Ama hayatım akşam filozofla yatarsın, sabah zekasını kaybetmiş bir şey adamla uyanırsın. Ama bazı kadınlar ya da bazı erkekler şeyi sever böyle. Zoru sever. Hem zoru sever hem böyle değişken insanları da sever. Hanımefendinin burcu yengeçti. Kadın yengeç, terazi erkek. Onun hakkından çok güzel gelir. Tabii ki gelir. Kesin gelir. Peki boğa burcu kadınının kalbi nasıl kazanılır demiş. Bunu ben sana anlatayım şekerim. Tamam, bence sen anlat bunu. Boğa burcu kadını bildiğiniz minnoş bir kedi. Yeter ki onun tırnaklarını çıkartmayın. Bak, tırmalarsa tam tırmalar ama sakince, kibarca, asilce tırmalar. Evet. Sadakat sever, tutku sever, şefkat sever. Şiir okuyacaksınız. Onun saçlarını okuyacaksınız. Şiir okuyan erkeği hiç sevmem. Gerçekten sevmem. Nameli konuşsa. Ay yok ne nameli. Şöyle baktığımda gözlerine. Bak şimdi boğa kadınla denilecek kelime şu. Ne kadar derin gözlerin var. İçinde boğuluyorum. Bak dikkatlice baktın. Ay hayır Nuray ya. Neyse hadi ben Boğa kadını kur sevmez. Hakiki aşk sever. Evet. Hakiki cümleleri duymak ister hayatım. Ama gerçekten boğa kadının gözüne bakıp konuşacaksın. Evet, konuşurken sağa sola bakmayacaksın. Direkt konuşacaksın. Ruhunla onu hissettiğini ona hissettireceksin. Oran buran oynamayacak. Oran buran oynamayacak. Antin kuntin işler çevirmeyeceksin. Bu antin kuntin kelimesini ne zaman konuşsam kulaklarım çınlatıyor. Bir şey söyleyeceğim. Antin kuntin işler çevirmeyeceksin. Çevir yakaladı mı? Şimdi dün akşam bir abim var. Abime diyorum ki antin kuntin konuşma, o ne demek Nuray diyor. Dedim ki Nur'un kelimesi. Bakayım dedim sözlüğe, antin kuntin ne demek ona göre. Bilmediğin cümleyi niye kullanırsın? Hoşuma gittiği için kullanıyorum antin dedim. Antin kuntin işte. Antin kuntin. Peki. Yalan dolan gibi bir şey. Aynen öyle. Yani hani gözün başka söyleyip yüreğin başka bir şey söylemesi. O bizde yok canım. O bizim adresimize uğramaz. Bizim için demiyorum yani, karşı taraf için söylüyorum. Peki hepimiz. Şimdi 12 burcu bir konuşalım bakalım. Bu hafta ne geri gidiyordu? Benim imtihanım bu mikrofonlar. Ne oldu yani, kadının dikkatini dağıtıyorsunuz. Şimdi bak bu hafta ayın 12'sinde. Oldu mu? Ayın 12'sinde. Emine şöyle bir şey yapalım mı? Ya bak şu bu yayında şöyle bir samimiyetiniz var. Nuray'ın mikrofonu mu düştü? Düzeltilmesi mi gerekiyor? Oradan böyle kendini paralayıp öyle böyle yapacağına. Gel kızım buraya bak. Düzelt. Türkiye televizyonları da seni görsün, tamam mı? Artık Emine programımızın 3. konuğu. Gel şimdi gel buraya. Gel Emine buraya. Gel buraya. Düzelt şimdi. Ben sana çünkü kıyamam. Kadının neden biliyor musunuz? Şeyi dağılıyor. Endamı mı dağıtıyorsun? Gel buraya. Bak, enerjimi. Bu Emine ayrıca Emineciğim.
sevgili Emine. Ama Emine beni öpemediği stüdyo için çok bak, üzgün. Stüdyo şefimiz uzak aynı mesafeler. Zamanda orada kal, bir seni görsünler. Bu güzel kardeşimiz, bu güzel kızımız. Canım o benim canımız ya. Dakikaları tutuyor. Her burca kaç dakika ayırıyoruz? Elinle göster. Elinle göster. Bak, her burca 5 dakika, tamam. 6 dakika. Hadi başlıyoruz. 12.